Selamünaleyküm çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ramazanınız nasıl geçiyor? Artık Ramazan başlayalı bir hafta oldu. Oruçlarımızı tutmaya başladık. Teravih namazları kılınıyor. Ve biz de etkinliklerimizde yavaş yavaş ilerliyoruz. Bugün 5. etkinliğimizi yapacağız sizinle. Bakalım 5. etkinliğimizde ne varmış? Oruç ağacımı yapıyorum. Aslında çok kolay bir etkinlik. Kolay bir şekilde keçelerden bir oruç ağacı yapacağız. Fakat videoyu izleyen her yaştan arkadaşım olduğuna göre ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizler küçük yaşlardayken, yani ben de sizin yaşınızdayken tekne orucu tutardım. Ne demek bu tekne orucu? Yani büyükler gibi tam gün boyunca tutamayacak çocukları için kısa süreli oruçlar demek. Böyle 1 saatlik, yarım saatlik ne kadar dayanabiliyorsak veya yarım gün yaşınıza göre bunu kendiniz isteğinize göre belirleyebilirsiniz çocuklar. Yaşı biraz daha büyük olanlar yarım gün tutabilir. Yaşı daha küçük olanlar 1 saatlik, yarım saatlik tutabilir. İşte biz de tuttuğumuz oruçları, tekne oruçlarını gösteren ağacımızı yapacağız ve her tuttuğumuz oruca bir tane elmamızı asacağız ağacımıza. Ramazan sonunda ne kadar bakalım elma asabileceğiz? Bunu görmüş olacağız. Hadi bakalım başlayalım mı etkinliğimize? Haydi. Evet çocuklar, oruç ağacımı yapmak için ben keçelerimi hazırladım. İsterseniz evadan, keçeden, başka malzemelerden de olabilir. Tamamen bir kağıttan da olabilir. Bu sizin evinizde nasıl malzemeleriniz olduğuna bağlı. Benim keçeler vardı, onları değerlendirmek için böyle bir şey yapmak istedim. Şimdi bir tane keçemi zemin olarak kullanacağım. Oruç ağacımı bunun üstüne yapacağım. O yüzden bunu birazcık küçülteyim. Çünkü çok büyük bir ağaç olmayacak. Sanırım bu kadar büyüklükteki bir ağaç zemin benim için yeterli olacaktır. Şimdi buna ben turuncu rengimi seçtim. Turuncu rengimden bir tane ağaç yapacağım. Şöyle dalgalı dalgalı çizeceğim üstüne. Evet, böyle bir şekil çıkardım. Aslında biraz gelişi güzel kestim. Yani tam olarak çizgilerden gitmedim. Böyle bir ağaç çıkardım çocuklar. Bu ağacı benim bu keçem yapışkanlı bir keçe. O yüzden arkasına bir şey sürmeme gerek yok. Direkt yapışkanını çıkarıp üstüne yapıştıracağım. Şöyle. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi de gövdesini yapacağız. Bakalım gövdesinde şöyle bir kahverengi, aslında çok koyu bir renk. Benim çok hoşuma gitmiyor. Yeşilden mi yapsam acaba? Evet, yeşilden yapmak istiyorum. Yani illaki kahverengiden olmasına gerek yok. Değil mi? İstediğimiz renk yapabiliriz. Şöyle biraz altına gelecek şekilde yapıştırayım. Evet, bakın ne kadar basit ve kolay değil mi? Çok kolay bir yapımı var. Şimdi buna elmalarımızı asabiliriz. Elmalarımı da sarıdan, şöyle tatlı sarıdan. Elinizde başka ne renkler varsa onlardan yapabilirsiniz. Elmalar biraz şöyle bir şekil olur değil mi çocuklar? Yani biraz kalbe benziyor. Hani tam böyle yuvarlak değildir elmalar. O yüzden şöyle biraz kavis verdim. Ve sonra sapını yapıştıracağım. Şurada benim uhumakmış. Şu şekilde elmalar hazırlayacağım şimdi. Evet çocuklar, ben şimdi tam tamına 4 tane elma yaptım. Videonun uzamaması için burada keseyim. Sonrasında tamamlarım. Bu şekilde boyutları ve şekilleri farklı farklı olan elmalar yaptık. Ve bu elmaları her tuttuğumuz oruç için bir tane bu şekilde, ister yapışkanla ister iğneyle, tehlikeli olabilir. Bence en iyisi böyle bir yapışkan sürüp bunu buralara yapıştırmak ve bunu duvarımıza asabiliriz. Buradan bir tane ip yapıp duvarımıza asabiliriz veya arkasına bantlar yapıştırıp bu şekilde duvarımıza asabiliriz. Bence çok tatlı ve şirin oldu. Bu şekilde inşallah
Bol bol elmalarınız olur. Birçok elmanız olur çocuklar. Elmalarla dolu olan ağacınız olur inşallah. İsterseniz isminizi de yazabilirsiniz. Mesela Ömer Asaf'ın Oruç Ağacı gibi. Size kalmış süslemek, istediğiniz gibi yapmak size kalmış. Bu arada sadece ağaçla da kısıtlamayın. İsterseniz bir bulut yapabilirsiniz. Buluta yıldızlar asabilirsiniz. İsterseniz düşünüyorum çiçekler yapabilirsiniz. Aslında bu sizin hayal gücünüze kalmış. Sadece o ağaçla değil istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Nasıl istiyorsanız bir deniz yapıp balıklar koyabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Evet, videomuzun sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sonraki videomuzda Ramazan heybemizi yapacağız. Oldukça güzel ve heyecanlı olacak. Bir sonraki videoya da bekliyorum sizleri. Hoşça kalın.